Teknoşok'tan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Bugünkü inceleme konumuz Samsung'un Galaxy A71 modeli. Aslında bu konuda biraz geç kaldık, farkındayız. Fakat Samsung bu telefonu biraz bize geç gönderdi. O yüzden biz de incelemesini yapıp yapmama konusunda açıkçası biraz kararsızdık. Hani dedik direkt karşılaştırmalara falan mı geçsek? Lakin kanalda inceleme talebi çok fazlaydı. Abi A71'de inceleyin, A71'e de bakın tarzında. O yüzden biz de A71'i İnceleyelim dedik. Hani geç de olsa en azından takipçilerimiz bir fikir sahibi olsun istedik. Evet arkadaşlar, telefonumuzun her zaman olduğu gibi tasarımıyla incelememize başlayalım dilerseniz. A71'de aslında bakarsanız A51 ile hemen hemen aynı tasarım çizgisi mevcut. Sadece biraz daha işte boyutlarda oynama var ve arka kapak tasarımında hafif bir oynama var. Telefonun ön yüzünde delikli ekran tasarımı tercih edilmiş ki bu ekran tasarımı benim çok hoşuma gidiyor gerçekten. Ekran da canlı renklerle olunca gerçekten göze çok hoş görünüyor. Telefonun tam ortasına konumlandırılmış kamera ve gayet hoş duruyor burada. Göze hoş görünüyor. Tabii bence ama sağ ya da sol tarafa konumlandırılsaydı biraz daha iyi durabilirdi diyebilirim. Arka yüze geçtiğimizde arkadaşlar artık Samsung'da alışık olduğumuz bir çizgiyle karşılaşıyoruz. Dikdörtgen panel içerisine L şeklinde konumlandırılmış dörtlü ana kamera ve hemen şu orta kameraya denk gelen bir flaş ışığımız var. Arka tarafta başka bir şey bulunmuyor. Yani parmak izi okuyucusu falan yok. Neden? Çünkü Samsung parmak izi okuyucusunu A71'de ekranın alt kısmına yerleştirmiş. Buna birazdan değineceğiz zaten. Arka kapakta sade bir tasarım tercih edilmemiş. Şöyle baktığınız zaman böyle değişik desenler var. Işığa doğru tuttuğunuzda böyle gökkuşağımsı renkler falan da görüyorsunuz. Dolayısıyla sade bir tasarım olmaması bence iyi. Parmak izi tutuyor mu? Evet tutuyor, lakin bu sade tasarımda atıyorum sade siyah, sade mavi. Onlarda parmak iziniz daha çok çıkıyordu. Bunda o kadar parmak izi olmuyor ve böyle kapakta alacalı bulacalı renklerin olması da bence güzel. Sade bir tasarımdan çok daha fazla göz alıcı olduğunu söylemek mümkün. Telefonun yan tarafında arkadaşlar SIM kart yuvamız var. Yani kendinize doğru tuttuğunuzda sol kısımda SIM kart yuvamız yer alıyor. Sağ kısımda ise power ve ses açıp kapatma tuşumuz var. Alt kısımda ise Type-C girişimiz ve 3.5 mm'lik kulaklık çıkışımız yer alıyor. 3.5 mm'lik kulaklık çıkışının yer alması bence önemli bir artı. Malum bazı modellerde bu yok. Dolayısıyla ister istemez Type-C portundan kulaklığı takmak zorunda kalıyorsunuz. Gerçi şunu da artık göz önünde bulundurmak lazım. Günümüzde kablosuz kulaklıklar çok fazla yaygınlaştı. Her ne kadar telefonun içerisinde çıkan kulaklıklar hala kablolu olsa da artık genel itibariyle kullanıcılar kablosuz kulaklıkları tercih ediyor. Ben inanıyorum ki önümüzdeki yıl ya da 2022'de en geç artık üreticiler de telefonun yanında kablosuz kulaklık vermeye başlayacaklar. Hatta şu anda mesela Huawei'nin bazı kampanyaları oluyor. Atıyorum telefonu 2999 liraya satıyorlar. Yanında 1 liraya da işte FreeBuds falan veriyorlar. Burada aslında kulaklığın ücretsiz hediye edildiği gibi bir izlenime kapılmak mümkün. Bunu Samsung da yapıyor gerçi, yapmıyor değil ama lansman döneminde oluyor bunlar genelde. Hani telefon ilk çıktığında bu tarz kampanyalar oluyor. Lakin dediğim gibi önümüzdeki dönemde muhtemelen bu kablosuz kulaklıklar kutu içerisine girecektir. Şimdi gelelim arkadaşlar telefonumuzun teknik özelliklerine. Evet, Samsung bu modelinde Qualcomm'un ürettiği Snapdragon 730 Yonga setini kullanmış. Bu Yonga seti 8 GB RAM ile destekleniyor. Dış ülkelerde 6 GB RAM'lik versiyonu da var bu telefonun. Fakat ülkemizde genel itibariyle internette satılan modellerde 8 GB RAM olduğunu sizlere belirtelim. Dahili depolama alanı ise 128 GB arkadaşlar. Eğer bu alan size yeterli gelmezse micro SD kart desteği sayesinde kendinize ek bir alanda yaratabilirsiniz. Bunu da size belirtmiş olalım. Gelelim kullanıcılar açısından önemli olan kriterlerden birine. Yani nedir bu? Batarya arkadaşlar. Bu telefonda 4500 mAh'lik batarya var. Ortalamanın üzerinde bir batarya. Yani benim test ettiğim süre boyunca 2 günü rahat bir şekilde çıkardı bu telefon. Yani sizi yarı yolda bırakmayacağını söyleyebilirim. Çok fazla oyun oynasanız dahi rahat rahat bir günü çıkartıyor. Yani ertesi güne bile şarjı kalıyor. Özellikle ekran parlaklığını biraz kıstığınızda şarj ömrünü çok daha fazla uzatmanız mümkün. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Hızlı şarj olayından da bahsetmek istiyorum. Samsung bu modelinde 25 wattlık hızlı şarj teknolojisini kullanmış. Bu sayede telefonu kısa süre içerisinde %50 seviyelerine kadar şarj etmeniz mümkün. Telefon kutudan ilk çıktığında One UI 2 destekli Android 10 ile çalışıyor arkadaşlar. Yani bu kısımda da size herhangi bir sorun çıkartmıyor. En güncel işletim sistemiyle çalışıyor. Muhtemelen önümüzdeki dönemde de Android 11 güncellemesini alacaktır. Tabi bu güncelleme için bayağı bir beklemeniz gerekecek. Gelelim telefonumuzun ekranına. Ekran gerçekten parlak arkadaşlar. Güzel. Yani şöyle tuttuğunuz zaman hayli albenisi olan bir ekran. Zaten Samsung'un ekran tarafında ne kadar başarılı olduğunu herkes biliyor. Öyle mat, soluk renklere sahip bir ekranla karşı karşıya değiliz. Super AMOLED Plus
teknolojisini kullanmış. Bu ekranda Samsung 6.7 inçlik 1080x2040 piksel 393 ppi piksel derinliğine sahip bir ekrandan bahsediyoruz. Çerçeveler çok ince olduğu için ekran kasa oranında %87.2'ye kadar yükseltilmiş durumda. Buradaki tek eksi arkadaşlar telefonun ekranının Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor olması. Malum biliyorsunuz günümüzde artık pek çok modelde Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi kullanılıyor. Dolayısıyla Samsung muhtemelen maliyeti kısmak için burada Corning Gorilla Glass 3'e yer vermiş. Tabi günün sonuna baktığımızda arkadaşlar Corning Gorilla Glass 5 değil 10 da olsa telefon köşelerden düştüğü zaman kırılıyor. Bunda yapacak bir şey yok. Lakin şunu unutmamak gerekiyor. Bunlar OLED ekranı olduğu için tamiri yani değiştirmesi falan gerçekten çok pahalı. Bugün atıyorum LCD ekrana sahip bir telefonun ekranını 200 liraya 250 liraya rahat rahat değiştirebiliyorsunuz. Lakin söz konusu OLED ekran bir telefon olduğu zaman bazen ödemeniz gereken miktarlar 4 haneli rakamları bulabiliyor. O yüzden böyle bir telefon alıyorsanız kesinlikle ekran koruyucu takmanızı tavsiye ederim. Ayrıyeten arka tarafa takacağınız kılıfın da şu köşe kısımları tamamen kapsaması gerekiyor arkadaşlar ki hani şöyle köşeden düştüğünde ekran zarar görmesin. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Gelelim kullanıcılar açısından en önemli kriterine. Neden önemli kriter? Artık günümüzde hepimiz fotoğraflarımızı telefonlarımızla çekiyoruz. Ben artık dışarı çıktığımda fotoğraf makinesi taşıyan birisini görmüyorum. Yani nedir? Profesyoneller taşıyor. Bir de bu turistler var. Onlar da büyük büyük zaten telefon parasından daha pahalı makineler var arkadaşlar ki gayet muazzam fotoğraflar çekiyorlar. Lakin biz bir yere gittiğimizde özellikle de şehir içinde bir yere gittiğimizde atıyorum tatile gittik, otele gittik, işte pikniğe gittik. Kalkıp yanımıza eskisi gibi fotoğraf makinesi götürmüyoruz. Nedir? Herkes elinde bir telefon çat 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 çekiyor. Burada önemli olan telefonumuzun ne kadar güzel fotoğraflar ve videolar çektiği. Genel itibariyle baktığımız zaman Samsung kamera konusunda bir çizgiyi yakalamış durumda. Huawei kadar başarılı olmasalar bile orta segmentte bekleneni verebiliyorlar kullanıcılarına. Bunu sadece kağıt üzerindeki rakamlar için söylemiyorum. Genele baktığımız zaman da fotoğraf performansı gayet tatmin edici arkadaşlar. Kağıt üzerindeki verilere baktığımız zaman A71 modelinde 64 megapiksellik f1.8 diyaframa sahip geniş bir kamera bulunuyor. Bu kameraya 12 megapiksellik geniş açı, 5 megapiksellik makro ve 5 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Bu telefonda 4K videolar çekebiliyorsunuz 30 fps'te, 1K çözünürlükte ise 240 fps'e kadar çıkıyor ve 960 fps'te yine 1K çözünürlükte ağır çekim videolar yakalayabiliyorsunuz. Bu gerçekten muazzam. Yani bu video tarafında telefonun beklentileri karşıladığını söylemek mümkün. Tabi bunda 4K video kim çeker onu da bilmiyorum. Sonuçta bugün hiçbirimizin demeyeyim ama çoğumuzun evinde 4K televizyonlar yok. Özellikle ben hala mesela 4K'ya geçmedim. Öte yandan telefondan izlemeye kalksanız telefonun ekranı da zaten 4K değil. Dolayısıyla orada da size bir 4K'lık bir görüntü sunulmuyor. Lakin 4K video günümüzde birçok telefonda mevcut. Bu bilmiyorum kullanıcılar açısından bir kriter midir? Aa, bu 4K video çekiyormuş ben bunu alayım diye. Sanmıyorum ama arkadaşlar bu bilgiyi sizinle paylaşmış olalım. 4K video kaydı var mı diye soracak olursanız evet 4K video kaydı da mevcut bu telefonda. Ön kameraya geçtiğimizde 32 megapiksellik f2.2 diyaframa sahip geniş bir kamera görüyoruz. Bu kamerada tek eleştireceğim nokta, daha doğrusu kamerada demeyeyim ama ön kısımda bir tane daha kamera olabilirdi bence. A51'de de aynı, işte diğer düşük modellerde de aynı. Bari A71 aynı, buraya çift ana kamera koy. Belki biraz daha böyle diğer telefonlardan farklı olsun. Ama Samsung bunu yapmamış. Yine tek bir ön kamera koymuş buraya. O da işinizi görüyor mu? Evet, selfie çekerken görüyor. Birazdan zaten size A71 ile çektiğimiz fotoğrafları göstereceğiz. Fotoğraf kalitesinin ne kadar iyi olduğuna kendiniz karar verebilirsiniz orada. Video konusunda ise ben hemen burada canlı bir video çekeceğim size. Ve görüntü ve sesi nasıl aldığını hemen göreceksiniz. Şöyle tutarak hatta videomu çekmeye başlıyorum. Evet arkadaşlar şu anda A71'in ön kamerasına geçtim. Ön kamerayla yaptığınız videolarda görüntü ve ses performansı bu şekilde diyebiliriz. Evet arka kamerada ise arkadaşlar görüntü ve ses performansı bu şekilde. Yani bu A71 ile arka kamerada evde kapalı bir ortamdayız şu anda. Çekim yaptığınızda görüntüyü ve sesi alış şekli bu tarz diyebilirim. Bununla YouTube videosu çekebilir misiniz? Çekemez misiniz? Ses ve görüntü yeterli mi yetersiz mi? Buna dilerseniz siz karar verin.
Evet, gördüğünüz üzere telefonun görüntü ve ses performansı bu şekilde. Hani tatmin edici mi diye soracak olursanız evet, bence yani günü kurtarmaya yetiyor. Gelelim şimdi arkadaşlar telefonumuzun en önemli yönüne, neyine, fiyatına. Malum günümüzde artık orta segment telefonlar 4000, 5000, 6000, 7000 liralara satılmaya başlandı. Örneğin geçtiğimiz günlerde Oppo Reno 3 Pro modelini çıkardı. Bu orta segment bir telefondu. Lakin bu telefon için istenen fiyat etiketi 6500 liraydı. Yine Xiaomi Mi Note 10 modeli için 5000-5500 lira arasında fiyatlar istedi. Ki burada Xiaomi'den bahsediyoruz. Güya ucuz olan bir marka. Fakat son dönemde Türkiye'yi biraz tokatlamaya çalışıyor gibi bir hava var. Bu da Samsung'un işine yaradığı gibi arkadaşlar. Samsung modelleri baktığımız zaman Xiaomi'den daha uygun olmaya başladılar. Örneğin şu anda ben Redmi Note 8 Pro alana kadar, Redmi Note 9 Pro alana kadar 3300 lira o telefona verene kadar giderim A51 alırım 2500 liraya, çok daha ucuza, ya da ne bileyim A71 alırım biraz daha üstüne koyup. Peki şimdi gelelim A71'in fiyatına. A71 arkadaşlar şu anda ülkemizde 3700 liraya satılıyor. Yani bu telefonu almak için ödeyeceğiniz rakam 3700 lira diyebiliriz. Tabi bazı sitelerde daha düşük fiyatlardan bulmanız mümkün ya da daha yüksek fiyatlara rastlamanız mümkün. Lakin ortalama 3700 lira bu telefon satılmakta. Yani cebinizde 3700 lira varsa bu telefonu satın alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim videomuzun sonuna. Biz bu telefonu Reno 3 ile karşılaştırmayı planlıyoruz. Reno 3 biliyorsunuz 4000 liradan satışa çıktı. Dolayısıyla Reno 3 mü yoksa A71 mi diye sorgulayabilirsiniz. Ayrıyeten arkadaşlar bunu biz P40 Lite ile de karşılaştıracağız. Onunla bir kamera karşılaştırması yapmayı planlıyoruz. Neden? Çünkü kamera tarafında hangisi daha iyi, hangisi daha kötü size göstermek istiyoruz. Malum Huawei P40 Lite'ın fiyatıyla A71'in fiyatı birbirine yakın. Birisi 3300 lira, birisi 3700 lira dediğimiz gibi, ama bunu da 3500 liralık falan bulmanız mümkün. Dolayısıyla 200-250 lira gibi bir fark oluyor arada. Huawei'nin fotoğraf tarafında iddialı olduğunu biliyoruz. Bakalım Samsung orta segmentte ona cevap verebilecek kalibrede mi? Onu da bu videolarda öğrenebileceksiniz. Şimdilik bu telefon hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Alınır mı alınmaz mı meselesine geldiğimiz zaman, eğer 4000 liralık bir bütçeniz varsa alternatifleriniz arasına girebilir arkadaşlar. İlla ki 4000 lira altında kesinlikle bunu alın demiyoruz tabii ki de. Dediğimiz gibi karşılaştırmalar yapacağız ve bu karşılaştırmalar sonucunda zaten biz size söylüyoruz şu daha iyi, bu daha iyi diye. Tabii burada yine son karar kimin? Kullanıcının. Çünkü söz konusu telefon olduğunda çok fazla kriter işin içerisine giriyor. Sadece teknik özelliklerden ya da kameradan ibaret değil. Tasarım hoşunuza gidebilir ya da tasarım hoşunuza gitmeyebilir. Dolayısıyla burada biz size sadece fikir vermek istiyoruz. Bu arada Samsung Kids'ten de bahsetmek istiyorum biraz. Bu benim gayet hoşuma giden bir uygulama. Muhtemelen çocuğu olan ve çocuğu sıklıkla telefonla oynamak isteyen ebeveynlerin de hoşuna gidecektir. Bu arayüze geçmek için arkadaşlar yukarıdan Quick paneli, yani hızlı paneli açıyoruz. Orada zaten Samsung Kids simgesini görebilirsiniz. Bu simgeye tıkladıktan sonra zaten telefonunuz direkt Samsung Kids'in arayüzüne geçiş yapıyor. Eğer telefonunuzda bir kod varsa o kodu girerek bu arayüze geçmenizi sağlıyor. Daha sonra dilerseniz yukarıdaki kontrol panelinden günlük oyun süresini vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Yani telefonun arayüzünü tamamen çocuğunuza uygun hale getirebiliyorsunuz. Bu arayüzdeyken istediğiniz her şeyi de kısıtlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla çocuğunuzun girip böyle Google Play üzerinden alışverişler yapmasını ya da ne bileyim sizin istemediğiniz sitelere girmesini, sizin istemediğiniz bir şekilde telefonu kullanmasını tamamen engellemiş oluyorsunuz. Bence bu arayüzün ileride bütün akıllı telefonlara gelmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, söyleyeceklerimiz bunlardan ibaret. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.